Günaydınlar efendim. Güzel bir sabah diliyoruz. Her zaman olduğu gibi sağlıkla, huzurla karşınızdayız. Umarım sizler de en az bizim kadar iyisinizdir. İyisinizdir efendim. 2 Nisan sabahındayız. Salı günündeyiz. Yine zıpkın gibi, fişek gibiyiz gördüğünüz Şahane. Üzere. Evet, bugün biliyorsun özellikle 1-7 Nisan arası kanser haftası. Evet. Dünyada efendim bu algıyı birazcık daha fark ettirmek için bir kez daha altını çizmek istiyoruz. Her kim tedavi gören varsa öncelikle acil şifalar dileriz. Erken teşhisin önemini bir kez daha hatırlatmak lazım. Tabii. Erken teşhis hayat kurtarır zira. Bunu da sürekli olarak söylüyoruz. Evet. 30-65 yaş arasındaki kadınlarda 5 yılda bir rahim ağzı kanseri, meme kanseri ve 2 yılda bir kalın bağırsak kanseri taramanızı mutlaka yaptırın. Bu taramaların birçok yerde ücretsiz olduğunu unutmayın ve kendinizi efendim mutlaka önemseyin. Ücretsiz kanser taraması için de lütfen takiplerinizi yapın bu adreslerde. Peki bu sabah Show TV Murat Güloğlu, Ebru Akel TV. Adını mı unuttum bir anda? Buralardan da ulaşabilirsiniz. Yoksa kendine ne diyecektim bugün? Hangi kimlikle? Jude Law olarak geldim bugün karşıma. Hadi güzelmiş, o da güzel. Nasıl, iyi değil mi? Olmaz çok iyi ya. Nasıl çok iyi. Sevim, çok güzelmiş, entar. Çok teşekkür ederim. Sana layık olmaya çalışıyorum. Estağfurullah, seyircimize layık olalım. Biz birbirimize layık olsak ne olacak? Evet, efendim tekrar hoş geldiniz, günaydınlar diliyoruz. Hemen başlayalım şöyle bir güzel haberle, ne dersin? Ne oldu ki? İkramiyelerin ödenme tarihleri belli oldu Murat'cığım. Tarihler belli oldu. İkramiyede bir değişiklik var mı? Yok, hayır. Ne? 3000 lira. Yani yaklaşık 90 dolar falan. 95. 90-95 arası. Evet. Şimdi kurlar da çok farklı. Ne olur? Sterlin olarak da 75 sterlinmiş. Evet. 85 euroymuş ya da avroymuş. 3000 lira emeklimize hayırlı uğurlu olsun. 16 milyon emeklimize buradan sevgi, saygı, dostluk ve barış gönderelim. Kardeşlik gönderelim. Her biri başımızın tacıdır elbette. Emeklilerimiz. Bayram ikramiyeleri SSK, SGK'lılar için 17'si 18'i alanlarda şayet maaşınızı alıyorsanız bugün 3000 TL'niz yatıyor. Benim haftaya yatacak. Oluşalı kur farkını ne yapacağız diye düşünen arkadaşlar varsa yani artık en azından, o kadar da ince hesap yapmayacaksın. İnce hesap mı? O baya artık ya incelikten çıktı. 19, 20 ve 21 ve 22'sinde alanlar yarın alıyorlar 3000 lira ikramiyelerini. 23, 24, 25 ve 26'sında alanlarsa 4 Nisan'da ödeme yapılacak, unutmayalım. Ayrıca Bağkurlar'ın tüm ikramiyelerini 5 Nisan'da alacak. Vallahi Cuma'ya kadar Cuma'ya yaymışlar kadar. Böyle. 3000 yatacak yani. Bu ne ya falan demeyin. O bizim bayram haçlığımız. Emekli sandığından evet tamam peki güzel. 5 lira. Güzel. Bu ay boyunca, bu hafta boyunca hep beraber göreceğiz. Bu arada İstanbul'un Mart ayı enflasyonu da belli oldu. İTO verilerine göre ama. TÜİK'ten de bekliyoruz. Evet. O da yaklaşık %4 oranında artmış. Gıdada da 5.25. Hadi bakalım. Hayırlısı uğurlusu olsun. Olsun bakalım. 3000 liralarımız da başımızın tacı olsun. Ne yapayım? Murat dün Adana'da hava sıcaklığı 33 dereceyi gösterdi. Vallahi çok normal. İstanbul'da bu kadar coşuyorsa Adana'mızda elbette ki güneyimizde. Kim bilir Lefkoşa'da, Girne'de nedir? Nasıl Antalya'da, Anamur'da. Düşünsene şahanedir hava. Adeta yaz geldi derken Kuzeydoğu'da ise henüz yazın gelmediğine dair bir takım belirtiler var. Zira oraya kar yağdı mı 6 ay kalkmıyor efendim topraktan. Şimdi bakalım iki ülkemizde burada ve o taraflarda nasıl bir kar örtüsü ve aynı zamanda sıcak havalar var. Nisan ayı sıcak havayı beraberinde getirse de bazı yerler hala güneşe hasret. Kars Sarıkamış'ta 2350 metre yükseklikteki Handere köyünde kar kalınlığı 2 metre, hava sıcaklığı ise gece sıfırın altında 25 ila 30 dereceye kadar düşüyor. Köy halkı da hasretle baharı bekliyor. Köyümüzde aşağı yukarı Kasım ayının sonunda kar yağmaya başlar. 7-8 aya aşkın süre kar kalıyor yani köyde zaten. Artık hani kapıların önünde kar atacak yer yok. Giren iş makineleri artık hani baş edemiyorlar bu karla. Adana daha Nisan ayından yanmaya başladı. Termometreler 33 dereceyi gösterdi. Mevsim henüz yaza dönmedi ancak sıcaklar şimdiden Adanalıları bunaltmaya başladı. Herkes gölgelik alanlara sığındı. Bu halde çıkamıyoruz. Şimdi nasıl olacak hiçbir fikrim yok. Kaçmayı düşünüyorum Adana'dan sadece yazın. Abi sıcak memleketin insanı sıcak oluyor işte.
Ne yapalım? Anlıyor mu? Ardahan'daysa mercek bulutları kayda alındı. Bazı açılardan bir uzay aracını, bazı açılardansa ters duran bir kaşığı andıran bulutlar görenleri hayrete düşürdü. İşte yurttan hava olayları. Gidek gidek gak gidek Adana'ya gak gidek Emrucuğum. 33 derecede ölçüldüyse bir de kuru bazen sıcak oluyor, güzel oluyor. Hissedilen kaçtır acaba? Oldukça sıcaktır. Yani çok. Minibüsler kapılarını açmaya başlamışlar mı? Tabii aynen öyle. Taşırken. Aynen öyle. Aman dikkat diyelim. Tabii bir taraftan da 2 saat daha ileriye git. Hatta 1,5 saat daha. Ardahan 1,5 saat emin misin? Kaç saat? Uçakla. Uçakla vallahi otobüse bindiğinde 12 saatte gidersin evet. Yani. Harikulade de şimdi Adana'mızda bayramdan sonra bir de karnaval olacak bu sıcaklıkla beraber. Oo, iyi de o portakal çiçeği nasıl kokusu güzeldir evet. Biliyor musun? Memleketin dört bir yanından gidiyor yani. O anlamda Adana'mıza helal olsun diyoruz. Şahane bir şekilde markalaştılar. İşte parklar, bahçeler cıvıl cıvıl. Baksana şu yavrumuzu yerinde olsan sürekli başını kaldıramazsın. Çok güzel, güneşten. Sıcakkanlı şehrin insanı da sıcakkanlı olur efendim. Sevgi selam olsun. Buradan bazen herkese. Çok sıcakkanlı oluyor o da evet biraz. Aman dikkat o kadar sıcakkanlıya gerek yok. Fazla kızışmaya gerek yok evet. Diyelim. Evet. Pekala, İstanbul Bağcılar'a gidelim istersen. Çünkü yine 5 katlı bir binanın yıkımı kontrolden çıktı. Artık yani bizim söylemekten hani usanmadığımız, görmekten gördükçe de şaşırmadığımız görüntüler bunlar. Sürekli oluyor çünkü. Operatörün iddiaya göre yanlış hamlesiyle dev molozlar yandaki dükkanın üstüne düştü. Yandaki dükkan maalesef nasibini aldı. Neyse kimse yaralanmadı ama esnaf isyan etti. Bütün bina bizim içerimizin üzerine çöktü bir anda. Başımıza büyük bir olay geleceği belliydi. Öyle de oldu. Kontrollü yıkımda hesaplar şaştı. Bina yandaki dükkanın üstüne çöktü. En son korktuğumuz şey başımıza geldi. Esnaf hem şokta hem isyandaydı. Böyle bir acemilik yok yani bizden öyle böyle bir yıkım görmedik. Bağcılar'da bulunan 5 katlı işte bu binanın sabah saatlerinde yıkımına başlandı. İddiaya göre iş makinesinin operatörü 2. katta müdahale yaptı. O müdahale felaketi de beraberinde getirdi. Operatör acemi bilmiyorum ama operatör vurup 2. kattaki kolonu kırınca bina komple aşağı inmiş. Burada böyle bir amatörlük olmaz. Molozların çöktüğü o nokta bir hırdava çığdı. İçerideki personel büyük bir panik yaşadı. Çünkü dev molozlar işte görmüş olduğunuz bu dükkanın içerisine düştü. Çalışanlarımız Can abiyle son anda kendi çare attı. Bir iki arkadaşımız kıl payıyla kurtardı kendini zaten. Zaten en büyük teselli de can kaybı olmamasıydı ama. Operatörle konuşuyorsunuz güle güle sırta sırta pişkin pişkin devam ediyor yıkma. Bu adamların yapacağı binadan da ben şüphe duyarım. Bu yaşanan ilk de değildi üstelik iş yeri sahibi daha önce de mağdur olmuştu. İç duvarları yıkarken bir yangın olayımız oldu bizim. Az daha iş yerimiz yanıyordu. Yani tam o yıkım esnasında oradan kıl payı kaçan arkadaşı da koşarken gördük tabii ki. Yani Allah aşkına hiçbir önlem almadan bu şekilde olur mu ya? Bu nasıl bir şey ya? Hı hı. Ya kentsel dönüşümden ziyade kentsel yıkımı biz beceremiyoruz ki dönüşümü nasıl yapacak bu insanı, evlatları? O soru soruluyor zaten sıklıkla farkında. Evet ama böyle bir şey olur mu? Yani bak yerel seçimleri de bitirdik artık ciddi ciddi bu işin üzerine gidilsin. Evet. Bu tür hadiseler eğer hani uygun bulunursa buradan tavsiye yerel yönetimler yani mesela bir yerde yıkım mı yapacak? Gidip belediyeden özellikle iznini alacaksın. Ondan sonra olmadı mı büyük şehire kadar gidecek bu iş büyük şehirlik yerlerse ve ardından da ne bileyim bunu bir hani bir çevirmesi vardır evet. Bir yol kapatması vardır Allah aşkına şu acemiliğin danışkası yani benim 15-16 yaşındaki yeğenim de yapar şunu. Diyor ki bir de işte ne kepçeyi kullanan arkadaş acemi miydi neydi? Olur mu öyle şey canım? Daha neler? Acemi miydi neydi? Artı sırıtarak işini yapmaya devam ediyor. Yani biz bunu sıradanlaştırdıkça olmaz böyle bütün bir şey. Bunları daha fazla görmeye başlayacağız. Vereceksin cezanı bir şey olmaz ona. Abi ne olacak işte şuraya salladım kepçe böyle yıktı. O kadar yani, olmaz canım. Son anda kurtarılan hayatlar var burada. Yani kimi zaman kurtarılamıyor da maalesef. Hayır böyle güle oynaya olmaz bu işler. Kaç kez söylüyoruz gerçekten. Yani deprem ha oldu ha olacak kapımızda. Ama biz daha ortalık hiçbir şey yokken depremi bizzat yaşıyoruz ya. Kaç katlı bina şu? Ve Bağcılar cıvıl cıvıl yani hani insan hareketliliği o kadar fazla ki ve sıkış tepiş yaşadığımız ilçelerden bir tanesi. Hı hı. Şu hale yazık yani bak itfaiye İETT durağı var orada. İtfaiye durağı ya İETT durağı orada 15-20 tane insan evladı bekleseydi evet, varsayalım. Evet. Ne olacaktı? Bunun sorumlusu kimdi? Hay Allah mı diyecektik? İşte bunun ya o minarelerin yıkıldığı dönemde özellikle hani kontrollü yıkımla yıkılamadıkları hallerde binaların yıkımları esnasında gördüğümüz onlarca diğer
bölgesinden bahsediyorsun. Deprem bölgesinde hani zarar görmüş, hasar görmüş. Aynı zamanda gerçekten de hani aynı bu binalar gibi hasarlı bulunduğu için yıkılmak zorunda olan binalardan bahsediyoruz. Evet. Neler gördün? Tedbirini alacaksın O insanlar bakmayı falan bir tarafa, artık o biraz da kişisel bir şey kaldı. Fakat sen oraya ne kadar uzak bir çerçeve, güvenlik çizersen insanlar o kadar uzaktan çekecekler. Bir de böyle illa çekecekse. Kepçeyle mepçeyle olmaz bu iş yani. Ay evet. Kolonu yanlış yaptı. Kepçe altında kalsaydı ne olacaktı? Evet. Kalmadı yani mı? Bu kadar, kepçe bu kadar. Kepçe operatörleri de kaldı maalesef. Kalıyor işte. Yani hiçbir şeyinden ders alamıyoruz ki. Ya bu kadar hayatın ucuz olduğu bir olay ben görmedim, duymadım, bilmiyorum. Gerçekten arkadaş. Öyle. Açık ve net. Deprem tatbikatı sanırsın şunun için. Gerçekten öyle. Neyse ki hani verilmiş sadakaları varmış. Yani son anda kurtarılan ya da kurtulan bu hayatlar ya da bunların içinden böyle çıkmak bir marifet değil. Mesele bunları yapmamakta. Peki buyurunuz. Sürücüsünün kontrolü yitirdiği bir belediye otobüsü var. Nasıl yitirmiş ki? Bayağı işte kontrolden nasıl çıkılırın hallerine baktım da biraz önce. İnsan nasıl kontrolden çıkar? Kontrolden çıkmak bu kadar kolay mı? Allah hepimize bir idrak vermiş değil mi? Refleks vermiş, kuvvet vermiş, koordinasyon vermiş. Geçiyorsun gidiyorsun. Yani nasıl oluyor da kontrolden çıkıyorsun? Kaldırımdaki onlarca insana çarpıyorsun. Sağlık sorunu belki baş gösterdi. İşte bunlar da oluyor bazen biliyorsun. İzleyelim. Yolcu otobüsü kontrolden çıktı, kaldırımda yürüyen yayalara çarptı. Ortalık savaş alanına döndü. İstanbul Karaköy'de sürücüsünün kontrolünü yitirdiği belediye otobüsü işte böyle kaldırıma çıktı. Otobüs o anlarda kaldırımda yürüyen iki yayaya da çarptı. Galiba otobüs kontrolünü kaybetti galiba. Şimdi işte arkadaş otobüsün altında kaldı. Sonrasında dükkana doğru girdi işte. Bayağı bir paramparça arkadaşları. Hiç beklemediğimiz anda çok hızlı geliyormuş zaten arabada. Bayağı hızlı. Zaten canlı şahit oldum gözümde. Yaralanarak hastaneye kaldırılan iki kişinin hayati tehlikesi bulunmuyor. Kontrolden çıkmak. Ama neyse öyle herhangi bir şey can kaybı ki. Yok. Çünkü Karaköy günün o saatlerinde özellikle böyle cıvıl cıvıl. Hani insan dolu ama hani hiç yokuşu falan filan da olmayan bir yer. Demek ki kalple ya da bir yüksek tansiyonla ilgili bir hadise mi var acaba? Evet, daha önce bunu da bu kadar hızlı görmüştük. Gidilmez çünkü orada 80'le 90'la. Öyle bir şey ki o anda bütün reflekslerini yitiriyorsun. Yani kendinle ilgilenmekten tabii ki gözün kararıyor zaten kim bilir ne olursa. Bence yani kamera... Allah'tan şifa dileyelim eğer öyle bir durum evet varsa. Otobüsteki iç kameradan aslında şoförün durumu da belli olacaktır evet. Ve yani evet. En azından servis edilecektir. Yoksa eğer bir sağlıkla ilgili bir durum varsa yani kontrolden orada git çıkmak... Hız da gerektirir bir taraftan. Hız yani var zaten telefon biraz. Ya da hani işte ayağı hani sağlık nedeniyle ayağı gazda kaldı evet. Da devam mı etti? Yolcular uyardı mı uyarmadı mı? Ha diğer türlü hani bir sağlık problemi yoksa şehrin içinde bu kadar hani gaza basıp da çığırından çıkma durumu olmaz herhalde diye düşünüyorum. Ya bizim şu an izlediğimiz şeyler bak saliselik olaylar. Hı. Yani birkaç saliseyle yani arkadan birinin gelip abi ne yapıyorsun? Şoför bey iyi misin diye uyaracağı vakit bile olmayabilir. Hayır ama öncesinde bir gaza, bir hızlı alman lazım ki saliselik olaya imza atasın. Evet. Yani eğer sağlıkla ilgili bir sorun yoksa gerçekten babacım hayırdır diyeceğimiz bir durum kesinlikle yani. Kesinlikle öyle. Dikkat etmek lazım. Hele Karaköy yani. Baksana. Evet. Yani can kaybı olmaması şans eseri yine hayatların teğet geçmiş olması ölümün yanından. Orada gene büyük bir şans. Hepimiz o yollarda yürüyoruz. Her an her şekilde. Yani telefona falan bakıp da dizi falan izlemiyordur herhalde. Çünkü bazen oluyor ya telefona bakıyorsun fren yerine ay gaza basmışım deyip aha böyle şeyler olabiliyor. Evet. Telefon hadisesi fena. Fena gerçekten. Ama ben otobüs içi kamerayı istiyorum ya. Eğer mutlaka sevgili gelecektir. İETT bir servisini yapıversin de biz de burada muğlakta kalmayalım. Aynen öyle. Neden oldu bu kazalar? Peki evet oteli yani araçlar için özellikle taksi, otobüs, bu toplu taşımaların içindeki kameralar bize birçok noktaya götürüyor. Geçtiğimiz günlerde yaşlı bir çifti döven müdür ve oğlu vardı biliyorsun. Orada da olayın vehameti birazcık daha açığa çıkmıştı. Yani anlatılanların dışında o gördüklerimiz olmasaydı acaba ne oldu? Birbirlerini gerçekten neden bu hale getirdiler diye de konuşuyor olabilirdik. Keşke, keşke birçok şeyi keşke diyoruz. Evet sen kaç yaşından beri gözlük takıyorsun aşağı yukarı? Ben lise. Liseden. Lise, üniversite. Hatta bir dönem gözlük takmayı çok istedim. Gözümde hiçbir şey yokken bile doktora gittim bana gözlük tak ver dedim.
Hadi oradan dedi, gönderdi beni. Her zaman yani. Ama diyorsun. O zamanlar böyle şeyler yoktu. Yoktu değil mi? O zaman daha doğal. Bilgisayarlar falan daha yeniydi Ebru'cuğum, evet. Be. O zamanlar çok zor tabii zamanlar. Tabii canım, internet bulup yani bir yerde bilgisayara bağlanmak bile büyük yani. Hikayeydi. Dolayısıyla o zaman bunlara maruz kalıp yani telefonlara, işte bir takım elektronik aletlere fazlaca maruz kalıp göz bozma hikayesi de belki bize şu an uzay çağından bahsediliyor gibi gelirdi. Ama olur o zaman da kitap okumaktan çok gözümüz bozulurdu. Ders çalışmaktan değil mi? Aynen. Yanındaki yansız olmasın ki? Diye daha küçük gece ışığında ders çalışmaktan. Her şey olabilir. Yani yurtlarda çalışırken neler yaşandı evlerde. Evet. Ve şimdiki geldiğimiz noktada efendim telefon, tablet, Z kuşağının artık bir parçası gibi bunu bilmeyenimiz yok. Yani dün iki arkadaşım da yine... Artık değil yani, adamlar bir doğuyor ve Cem Yılmaz'ın dediği gibi tablettim nerede diyor yani, doğar doğmaz. Ben şunu sordum dün. Yani bir tek ben mi böyleyim? Yani ben mi bir tek şikayetçiyim acaba bu çocukların fazla telefonla haşır neşir olmasından? Hayır, sen biz değilsin. De öyleyiz. Biz de öyleyiz ve evin içinde bir çocuk yok o anda. 10 çocuk birden var çünkü orada sosyalleşiyorlar. Bir de telefonla bağlanıyorlar. Bağlanarak patır kütür oyun oynuyorlar. Bir de al şunları arkadaşı elinden ne yapacaklar? Ne yapacaklar? Arkadaş eve geliyor. Hı. Evde de aynı şeyi yapıyorlar. Ay gerçekten her hadi şeyi kaldırıp... Hadi sokağa çıkalım, yakar top oynayalım diyecek durumlar yok ki. Olacak şey değil. Peki haberi izleyelim. Aslında bu işler fazlaca göz bozuyormuş. Bir yakından inceleyelim efendim konuyu. Ne zamandır gözlük takıyorsun? Ortalama 4 sene. Günde kaç saat tablete, telefona maruz kalıyorsun? Çok fazla. Anne babalar aman dikkat. Ekran bağımlılığı yüzünden miyop her geçen gün yaygınlaşıyor. Gözlük takan çocuk sayısı giderek artıyor. Uzaktaki hızla göremiyordum. Otobüste bazen tableleri okuyamıyordum. Ekran maruziyeti 2 saatten fazla olan çocuklarda miyopinin daha da fazla olduğunu görüyoruz. Telefon, tablet, bilgisayar teknoloji çağında onlarsız yaşanmıyor. Ama aşırısı da göz problemlerine yol açıyor. Özellikle de gençlerde. Yatmadan önce sosyal medyada takılırken falan bazen telefon üstüme düştüğü falan oluyor yani. Bu gözlüğün sebebi de o mu acaba? Miyopum, uzağa göremiyorum. Ortaokul 6'dan beri takıyorum. Yapılan son araştırmalara göre ekran bağımlılığına maruz kalan Z kuşağında miyop %30 arttı. Gözümüzün içindeki lens dokusu yakına bakmak için netlik yapıyor. Bir fokus yapıyor aslında. Uzağa baktıklarında hafif bir bulanık görmesi sebebi de bu akomodasyon spazmıdır. Parlak ışığa aşırı maruz kalmak şaşılık ve göz kuruluğuna da yol açıyor. Elinde de telefon olduğuna göre telefon bağımlısıyız. Aynen öyle. Evde anne baba kesin uyarıyordur. Tabii uyarıyor da hani şimdi yapacak bir şey yok. Bir kere düştük bu bataklığa, devam edeceğiz yani. İpekçim, telefonla tabletle oynuyor musun? Gülersin tabii. Evet. Telefon düşmüyor elinden daha çoğunlukta. Gözler nasıl bozuldu? Okula başladığında fark ettik. Tabii onun da faktörü fazlasıyla var muhakkak. Günlük ekran maruziyetini 1 saatte kısıtlamak en önemli önerimiz bu oluyor. Z kuşağında bir miyop alarmı söz konusu hal böyle olunca. Sadece Z'de miymiş? Z'den geriye doğru da gelebilirsin tabii ki. Z'den sonrakiler alfa, seninkiler alfa şu an galiba. Tabii, yani aynen onlar, öyle. Orada var mı yok mudur yani? Anne telefonumu aldı ne yapacağım ben şimdi demiyor mudur? Fasulye mi ayıklayalım? Hayır ne yapacağım şimdi ne yapacağım? Yani hani aslında özellikle yaşta büyüdükçe ilgi alanları da biraz daha farklılaşıyor. Eskiden yapmaktan hoşlandıkları birazcık daha işte ok atıcılığı ne diyeyim, satranç mesela. Ha? Hayır elle ilgili işte şeyler yerini başka şeylere bırakıyor. Bunlar bana söylenirdi ya canım çok seviyor falan derdim. Şimdi zor oturtuyorum mesela. Ama şunu hikaye sürekli elinde değil mi? Ne kadar ayrı kalabiliyor yavrularımız şundan? Valla 2 saat limit. Uzmanların söylediği çok doğru. O 2 saati eğer limitlendirebiliyorsam ben kendimi iyi hissediyorum. Açıkçası. Ebeveynlerde aslında iş bitiyor ya. Ebeveynler diyor. Veriyor aman abi sussun ya yok diye. Yok yemek vallahi. Yiyor sürekli böyle. Yani tatile hele gidiyorum, yemekte. Çocuklu ailelere bakıyorum böyle, bilmem ne böyle. Maalesef. Ama bir taraftan da buna doğdu çocuklar şimdi ne yapalım biz Allah aşkına. Doğdu ama biraz da bizim elimizde. Bizim elimizde de, bizim elimizde, biz de mesela buna bağımlıyız. Niye? Çünkü sadece senden benden bahsetmiyorum. Tabii. Pandemi dönemi insanlar evlerine girdi, şimdi hibrit çalışma falan, bilgisayardan gözlerimizi alamıyoruz doğru, ki. Doğru. Sen tableti çocuğun elinden al bakalım, derslerinden ayrı kalacak. Aynen. Dolayısıyla eğitim süreçlerini artık ciddi anlamda güncellemek lazım. Şunu diyebilirsin, telefon bozuyormuş yerine ne yapacağız peki? Tabii. O zaman sevgili Zuckerberg ya da bilmem ne kim size söyleyeyim gözlüğüyle burada. Gözlüğüyle beraber hayır gözlük de değil o da beter bir şey. Evet. Yani yansıtın duvara ya da şuraya. Hiç duvara evet. Gerek yok. Şuraya yansıt ben şöyle bakayım bir mesafe evet, olsun yani. Mesela, o da var ya şimdi artık gençlik ama onun için de bir gözlük yayılsın takıyorsun. Yayılsın o topluma. O gözlüğün içinden dünyaya sanal alemin tamamen içinde i̇şte yaşıyorsun. İşte yayılsın ve hikayen. Ucuzlasın. Mesela emekli abilerimiz ablalarımız 3000 lira
promosyon mu alıyor neydi? Evet. Prim mi alıyor? Bayram harçlığı mı alıyor? O parayla ona erişebilsin. Evet. Tamam mı? Telefon değil de telefondan projeksiyonla yansıyacak. Şu mesafede ben ekran göreyim ve onu izleyeyim. Oradan hareketlerimi yapayım. Ama pahalı her şey ya, çok zor. Öyle bir de herkesin tercihi bir de gözlük takılıyor be Ebru. Yani güzel gözlük bazen. Gözlük takılıyor ama bak mesela 40 yaşından sonra bu yakını görmekle ilgili bir takım problemler başlıyor demişlerdi. Ben biraz daha geç gerçekten hani gözlükle tanışmış oldum. Şansa ediyorum kendimi ama inan şu gözlüğü kaybedeceğim diye hani zaman zaman çünkü alıp böyle yakın küçük yazıları falan ihtiyacımız ya. Oluyor. Sürekli kaybediyorum. Gözlüğüm nerede? Gözlüğüm nerede? Yani şöyle takacaksın. Ama küçük bir çocuğun bunu gerçekten bununla beraber küçük yaşlardan itibaren baş ediyor olması çok hiç kolay bir şey canım, değil. Canım ne yapsın o da? Yazık. Gözlüksüz göremeyecek. Düşünsene herhangi evet. bir sağlık problemi dışında kendi edindiği bir şey olursa eğer. Çağımızın en büyük problemlerinden biri zaten bunun altını hep çiziyoruz. Tüketim çılgınlığı, bu bir gerçek. Ve çılgınlık sadece bir şeyler satın almak, yemek içmek diye sosyal medyadaki bir takım şeyleri izlemek. Bugün almasan yarın pahalanıyor. Onu ne yapacağız? O da var. Hayır ama hızlı tüketiyoruz. Yani alıyoruz ama izlediklerimiz de değişiyor. Yani her şey hız kazanmış durumda. Sadece yaptığın, yediğin, içtiklerin değil. Hı. Mesela çocuklar görsel, oyun ve işte bir takım işitsel duyuların seni aktive ettiği, aktif hale soktuğu oyunların içinde tahammülsüzleşiyorlar. Ve dolayısıyla hı. iki kez hızlı izliyorlar mesela. Hı. Çarpı iki her şey. Böyle olunca derslerde öğretmenin işte böyle bizim yaptığımız gibi tane tane bir şey anlatmasına tahammülsüzleşiyorlar. Ya da okumaya ya da yazmaya. Bir de Koç burcuysa yandı. Ya da yazmaya. Ya Ebru Allah aşkına senin benim gibi büyüklükteki insanlar da şu kadar şeyden sonra sıkılıyoruz artık. Twitter denen şey boşuna çıkmadı. 140 karakterde olayı bitirdi yani. Evet. Dolayısıyla yani sen ne köy yaşantısında da değiliz. Bir dingin bir hayatımız da yok. Her şey çok hızlı. Çocuklar da bu şekilde görüyor, öğreniyor. Belki doğrusu ama... budur. Gerçek hayatla iletişim kurmayı unutmamamız lazım. Çünkü gerçek hayatla ilişki kurarken aynı hızı yakalayamayınca depresyona sebep oluyormuş mesela. Öfke patlamaları yaşıyormuş. Karşı tarafı dinleme süresi ve tahammülleri kısalıyormuş. Ne yapıyor? İletişimi tamamen sıfırlıyor. Evet. O zaman işte çevrende insanları azaltıyorsun. Bu çocuklar için de geçerli değil sadece, ben sana söyleyeyim. Yani bana da bir laf anlatıyorsa, çünkü bir laf... Yani tamamını ancak başkalarına anlatırsın. Ben hop diye kaparım mesela. Doğru, tamam. Dolayısıyla. Ama bizim seninle... Yani benle ilgili değil ya, insanoğlu olarak da bahsediyorum. Tabii de bizim özellikle de biraz mesleki deformasyonumuz bu yani. Hayır, bizden bırak bir kenara atı var. Mesela bir toplantıya girdin değil mi? Herkes burada bir şey, online bir toplantı. Biri geliyor bır bır konuşuyor ve sen ne diyeceğini zaten biliyorsun. Biliyorsun. Dolayısıyla çocuk olmaya gerek yok depresyona girmek için. Yani şunu bir susturun şu arkadaşı. Yeter modundayız. Evet ama işte yani onu da anlamak lazım. Onu da anlatım şekli o. Dolayısıyla insana tahammülümüz kalmıyor. Yani karşımızdaki için. Çünkü herkes senin kadar zeki, çevik, algısı yüksek olmayabilir. O konuya hakim olmayabilir. Yani bir sürü, anladın mı? Her çeşit çeşit hallerdeyiz. Ya sadece çocuklara özel bir şey değil bu. Kesinlikle değil. Ama işte biz... Hadi bakalım. Hadi bakalım. O hızı yavaşlatmakta fayda var. Hadi buyurun. Belki doğrusu odur ya. Normal dünya dediğimiz, belki durdurun dünyayı, gelecek var. Hızlandırın şu dünyayı. Şöyle güzel işte her şeyden birazcık uzaklaşalım, ayaklarımızı çimlere basalım, konuşalım falan diyoruz bazen yani. Bir tek seni izliyorlarmış öyle zamanlarda. Kimler? İşte. Ben mesela sosyal medyada hani öyle bağır bağır konuşuyorlar, çarpı iki yapıyorum ya. Evet. Başka türlü dinleyemiyorum. Vaktim var. Vaktim çok yok benim. Yok. Biliyorsun. İbrahim Tatlıses evleniyorum dedi arkadaş. Hayırlı olsun. Zaten minik bir beraberliği var idi. Tamam. Duyduk duymadık demeyin dedi. Tüm bekarlara selam olsun. Sağ ol İbo Başkan. Sendeki hırs da kimse de yok. Vallahi cesaret. Bravo. Ben evleniyorum yazılı bir fotoğrafını paylaştı. 72 yaşında sevgili İbrahim Tatlıses abimizin. 7 evladı, 11 torunu var ama 7 çocuğundan birkaçını ya da birisini sevmiyor zaten ya da dışlamış durumda. Hayırlı uğurlu olsun yani. Bir beraberliği var değil mi? Anladığım kadarıyla resmi nikahla evet. bunu mühürleyecek. Dolayısıyla bir açıklaması da vardı. Bütün mal varlığımı da buraya veriyorum falan filan diye Ebru'cuğum. O da ilginç bir durum. Hayırlı uğurlu olsun. Bir açıklama daha vardı. Bu saatten sonra kimseye hesap vermem kardeşim dedi. Evet. Yani onun kim hesap verecek ki tabii? Hani, niye versin nasıl ki? Bir hesap soruluyorsa artık kendine bunu söylemeye ihtiyacı duymuş muhtemelen. Ama tabii yaptığı paylaşımlardan sonra doğal olarak da dönüp baktık bugüne kadar işte evlilikleri, hayatındaki insanlar. Çünkü yaşamı gerçekten kendi yaşamı da film gibi. Yani geldiği noktadan bugüne kadar geldikleri, yaşadıkları sağlık problemleri, ayağa tekrar kalkışı ve birçoğu. İsterseniz şöyle bir hatırlayalım neler yaşanmış. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Güneşim al, yıldızım al, damla damla gözyaşım al.
bileceğin kimdir? Sol pompalı. Sadece iki resmi nikahı olan İbrahim Tatlıses nasıl 5. kez evlendim açıklamasını yaptı. Evleneceksem evleneceğim. İbrahim Tatlıses'le 43 yaş küçük eşi Gülçin Karakaya'nın sürpriz nikahında neler yaşandı? Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, kendisinden 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya ile evlendiğini açıkladı. Güneşim ol, yıldızım ol, damla damla gözyaşım ol. 2020 yılında Gülçin Karakaya ile aşk yaşadığı ortaya çıkmış, aşkın ilk görüntülerini Bodrum'da Show TV kameraları kaydetmişti. Bebeğim, sana gönlümü verdim bebeğim, sana ömrümü verdim. Aşkın ortaya çıkmasının ardından açıklamalar yapan İbo, Gülçin Karakaya için sol kolum diyordu. Gülçin kimdir? Sol kolum. Aradan bir yıl geçti. Bir ara yollarını ayıran Gülçin Karakaya ve İbrahim Tatlıses tekrar barıştı. Aşk devam ederken İbrahim Tatlıses sürpriz bir açıklama yapıp Gülçin Karakaya ile evlendiğini ve bunun 5. nikah olduğunu duyurdu. Mutluyum, ben evliyim kardeşim. Gülçin bana çok iyi bakıyor. Ben bu saatten sonra kimseye hesap verecek durumda değilim. Beşinci kez evlendiğini söyleyen İbo, ilk eşi Adalet Hanım, Derya Tuna, Perihan Savaş, Ayşegül Yıldız ve Gülçin Karakaya'nın isimlerini saydı. Tatlıses bu isimlerden sadece Adalet Durak ve Ayşegül Yıldız'la resmi nikah yaptı. Aşkım, aman aşkım, sen ne dersen tamam aşkım. İddialar bu hanımefendiyi gösteriyor. 2021 yılından beri birlikte olmuşlar. Gülçin Hanım böyle inişli çıkışlı bir ilişki anladığım kadarıyla, yani bir darılmışlar, bir barışmışlar. Toks. Şimdi de mutluluğa imza atmaya karar vermişler. Hayırlı uğurlu olsun. Değil mi? Yoksa mesela bak 23 saat olmuş. Duymadık demeyin, tüm bekarlara evleniyorum selam olsun, evet, falan herhalde yapmaz. Gaza mı geldi acaba ya? Story'e koyduğuna göre 24 saatte geçer gider dedi. Posta koy abi o işi. Post dediğimiz. Yani oraya koy. Kalıcı olsun diyorsun, bakalım. Görelim sürekli. Belki gaza geldi o sırada. Yok evleneni canım falan diye. Ya bu kararları kaç defa almış bir insandan bahsetti. Düşünsene bir kere almak için ne kadar düşünüyorsun? İşte sıkıntı o yani. Birdenbire alınınca 5-6 kez evleniyorsun bak, sonra. 3 yıl hani gibi gözüküyor o isimler. Dolayısıyla hani acaba bir anda mı aldı yoksa çok gel git yaşadım bunun içine bilemeyiz. İnşallah. Önemli inşallah olan hani herkes mutlu olsun. Tabii tabii, aynen. Kimse kimseye zorla nikah kıydırmıyor nihayetinde. Evet. Karşındaki insan da biraz böyle hadi İbo falan filan dediyse ve artık buna dayanamadıysa muhtemelen de evleneceklerdir. Hadi İbocuğum evlenelim. Gülçin Karakaya, eğer doğru iddialar o ki 27 yaşında, arada 43 yaş fark var. Güzel maşallah, ama 43 yaş mesela Ajda Pekkan kendinden 43 yaş küçük birisiyle evleniyor olsa vay manşet 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 işte. Evet. Bu da maalesef ki dünyanın bir hoş olmayan tarafı. Bir şey demiyorum. Demen lazım ama. Yani erkekler 43 yaş evlenip de aa bak yaşasın bas bas bağırıyorsa kadınlar da bunu rahatça diyebilmeli. Diyebilmeli ama ben yani bu dünyada bizim ülkemizde böyle gördüğümüz bir örnek değil ki. Dünyada da Al Pacino 80 yaşında geçtiğimiz günlerde tekrar baba tamam işte, oldu. Sadece dün gencecik karısından. Dolayısıyla kadınların seçimleri, erkeklerin seçimleri. Hayır hayır, ben göre şunu demiyorum. Erkek 100 yaşında, kadın 50 yaşında evleniyorlar. Aa, ama kadın 100 yaşında, erkek 50 yaşında olduğunda. O zaman bir tüm, sadece bizim Türkiye'mizde sınırlı değil ki dünya. Tüm dünyada böyle. Evet, haklısın. Yani bir bakış açısı, eril bakış açısını değiştirmemiz lazım. Macron'un karısı var herhalde yani, değil mi? Yani öyle bir örnek gördüğümüzde. Evet, evet. Yani çok fazla örnek yok bununla ilgili verebileceğimiz, haklısın. Daha fazla yaşı büyük tabii erkeklerle genç hanımların evliliklerini konuşuyor olabilir. Gönül evliliği gönül, güzel. Önemli. Resmiye de dökelim ve hadi bakalım. Ama ben ya, şeyi merak ederim. Aşk varsa ben yaşın çok önemli olduğunu varsa değil işte 3-5 yıldır var demek ki. Evet. 7 çocuğu acaba ne diyecek? 11 torunu acaba ne diyecek? Hep beraber de. Ve bu tür şeylerde ben direkt gözümü şöyle bir yan gözle Derya Tuna Hanım'a bakarım. Bir şey diyor mu acaba diye. Ne çıkacak tabii oradan diye. Evet, biraz hanıma at adında takılıyor peki ya. Peki. Türk sinemasının efsanelerinden Kadir İnanır. Kadir Bey'i normal odaya almışlar. Çok büyük geçmiş olsun bu iyi haberleri zaten. Bayramda evde o zaman. İnşallah değil mi, öyle gözüküyor evet şu anda. 24 Mart pazar günü geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hemen hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakıma alınmıştı. Tedavi hızlı bir şekilde başlandığı için de çabuk cevap verdi. Çok şükür, bakalım şimdi gelen haberleri izleyelim. Adım Kadir.
Deli Kadir diyorlar. Beyninde pıhtı atan Kadir İnanır evinde fenalaşmış, bilinci kapanmıştı. Hastaneye kaldırılan usta sanatçı geçirdiği operasyon sonrası yoğun bakıma alınmış ve entübe edilmişti. Entübe olarak yoğun bakımımızda izleniyor. İlk 24-48 saat içerisinde bir uyandırılma yapılmayacak. 24 Mart'tan beri Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde olan İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili hem hayat arkadaşı Jülide Kural hem de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gün be gün açıklamalar geldi. Durumunun iyiye gittiği açıklandı. Hava yazmalı, bir dakika. Durursam bir daha kurtulamam. Jülide Kural yaptığı paylaşımda usta sanatçının ziyareti sırasında elini tuttuğunu, onu tanıdığını açıklamıştı. Çok geçmeden de sevindirici haber gelmiş, Türk sinemasının efsanesinin uyandırıldığı, bilincinin de yerinde olduğu duyurulmuştu. Ekstübe edildi, yani yaşam destek ünitesinden ayrıldı. Son olarak hastaneden bir güzel haber daha geldi. Kadir İnanır'ın yoğun bakımdaki tedavisi tamamlandı ve normal servise alındı. Nöroloji servisimizde tedavisi sürecek, rahat bir ortamda yakınlarıyla, birinci derece yakınlarıyla rahat görüşebilecek. Ama mümkün olunca ziyaretçi kabul etmeyeceğiz. Olumsuz bir durum yok. Her gün daha iyiye gidiyor. Günden güne toparlıyor. Harika. Günden güne toparlıyor. Hızlı bir şekilde toparlıyor. Yakında kendisini yine setlerde, reklam filmlerinde güzel güzel ya dinlensin Ebru, niye setlerde görelim görürüz. Ya. Yani dinlensin, o motivasyon ona çok iyi gelecektir eminim. Hmm. Kadir İnanır'dan bahsediyoruz. Tabii ki dinlensin ama hani hızla da toparlayınca onu en kısa zamanda sağlıklı haliyle görmek isteriz. Evet, bayramda evde büyük ihtimalle ama ziyaretine lütfen gitmeyiniz. En azından görüntülü konuşsunlar. Evet. Tabii şu ziyaretine Ebru yapmış. Dinlenmesi lazım. Kadir abimize sevgi, selam. Ah be abi, güzel abim benim ya. Evet. Ha, filmlerini izledikçe içim gider. Ya şöyle bir adam olamadık diye. Ben boynumu bozarım Ebru'cum. Evet, bozarsın hayatım. Tatar aynen Ramazan öyle. Olmak kolay tabii değil. Tabii kolay değil. Bir evet. De düşünsene, beni düşünsene karşılıklı oynadığım sahnelerde gerçekten hala o heyecanımı unutamam. Çok yani sete girdiği anda ben şey. Dahil sette kim varsa hem büyük saygı duyar hem de büyük bir heyecan ve merakla izlersin. Merakla ne yapacak acaba, ne diyecek diye. Titretir miydi şöyle? Ay. Yani hayır, yani çok o kadar herkese uyum içerisinde çalışan biri ki asla öyle. Ama bir yanlışlık olsa bence of aman tabii, Allah'ım tabii. Fena. Hemen dişlerini çıkarır orada. Kimseye i̇şte, haksız daha tahammül olmayan biri. Canım benim. Zamane jönleri bu beyefendiler. Evet. Ama şimdi zamanemizde jön var mı? Hülya Avşar demişti ya memlekette jön yok. Evet. Artist var mı dedik. O da işte ben falan dedi herhalde. Jön deyince aklıma Çağlar Ertuğrul'un ben jön değilim cümleleri geldi. Onu bir izleyelim. Ne kadar ayağı yere basar bir açıklama. Canım benim. Bir de yatırımı nereye yaptığını kazanıyor tabii maşallah. Yatırımlarını acaba nereye yapmış çok merak ettim. Yani yatırım tavsiyesi değildir öyle söyleyelim. Altından, dolardan, eurodan bahsedecek mi etmeyecek mi bir görelim bakalım. Yatırım yapar mısınız? Yatırımlarınızı nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok yatırım yapamıyorum herhalde ya. Parayı tutamıyorum yani, bilmiyorum. Aslında şöyle, parayı tutuyorum, parayı harcamıyorum da yatırım yapmıyorum yani. En çok işte kedi köpek mamalarına falan harcıyorum yani. Yani orada bizde 10 tane kedi var çünkü. Hani ama sadece bizim kediler değil, sokaktaki kedi köpekleri de çok şey harcadığımız oluyor yani. Yani sadece ben değil, ailem de, anne babam da, ablam da. Çok fazla işte burs verdiğimiz işte öğrenciler de var, bağış yaptığımız kurumlar var, vakıflar var. Yani öyle paylaşıyoruz bir şekilde. Geçtiğimiz günlerde bir röportajınızda ben jön değilim demiştiniz. Yani bunu neye bağlayarak? Çünkü oyuncusunuz, oyuncuların birçoğu kendini jön olarak görüyor. Evet, bana jön deniyor ama ben hani orada nasıl diyeyim? Yani jön kavramı çok daha değerli. Yani o bilmiyorum, o Yeşilçam'dan gelen işte o efsanevi oyuncuların kavramı bence. Yani ben o noktada mıyım bilmiyorum. Yani bana öyle diyorlarsa da ne güzel. Ama işte ben orada yani o sınıfta mıyım bilmiyorum yani. Vallahi son dönemlerde gördüğüm en mütevazı
değil mi? Hı hı. Ayağı yere basan genç arkadaşlarımızdan, jenerasyonunda gerçekten müthiş isimlerden biri. Hem yetenekli, hem yakışıklı, hı hı. hem değil mi ismi bu kadar çok geçiyor, bu kadar çok. Bak hayvanlara nasıl sevgi gösteriyor. Ona geçeriz de jönlük konusu ne diyorsun? İşte ya, bak ben çok o kadar ayağı yere basan, ben o muyum bilmiyorum. Eğer beni oraya layık görüyorlarsa şahane diyor. Ya bilmiyorum ya, Konfüçyüs'ün bu şey mütevazılık konusunda söyledikleri çok fazla. Onu bir okumasını da tavsiye ederim bir taraftan da. Ya, yani bu kadar da hani alttan alma kardeşim ya. Evet jönüm de. Bazen çat diye masaya koyup evet kardeşim Türkiye'deki 3-5 jönden biri demen neden lazım. Neden sen kendine bir televizyon starı der misin mesela? Hayır ama oyuncu ya yani bir saat hedefim neden bize olacak? De öyle deniyor. Derim. Ben bir televizyon starıyım. Ben sabahları starıyım kardeşim. Evet. Akşama geçince de akşamın starı olurum. Tamam mı? Yani Çağlar ve onun gibi arkadaşlar kolay kolay yetenekli vesaire vesaire hani kolay gelen insanlar değil. Bak ne kadar güzel dillerini biliyorlar, güzel de ilişkilerini yaşıyorlar. Daha doğrusu uzun bir hani yakında evlenecek anladığım kadarıyla. Daha sonra çıktığı her işte başarılı, işte Hollywood'a gitse şu adam yani iş yapar. İş yapar. Her yerde Fransa'da da iş yapar vesaire. Evet kardeşim ben jönüm ve Türkiye'deki 3-5 insandan biriyim diye bir özgüvenle gelmesi lazım. Jön nedirin o zaman tartışmasını açmak lazım burada. Yani işte jön... Kadir İnanır, Tarık Akan neyse oh bu kadar. Yani Yeşilçam'ın kitabında yazılmış olan bizim bildiğimiz gerçekten çok değerli kitaba oyuncularımızın geldiği. Kitaba gerek yok ya. Her şey görüntüde. Evet. İşte Tarık Akan yok mu? Tamam. Kadir İnanır, jön değil mi? Edison, jön değil mi? Bu insan evet. Ayhan Işık rahmetli jön. Dolayısıyla Çağlar Ertuğrul da ben 20 yıl sonra konuştuğumda vay be Çağlar da sağlam jöndü. Bunlar jön bayrak aldı. Acaba devam biraz daha lazım. Hani böyle kademe aldıkça biraz Tatlıtuğ'a daha yaş aldıkça jön der miyiz? Deriz. Tamam niye Çağlar'a demiyoruz? Deriz. O zaman deriz o zaman yani. İşte hani... o ama kendini de hak edişiyle beraber. Yani hak edişleri falan da o zaman bir kendine şeyle. Güven gelsin. Ben jönüm kardeşim aslında diye baksın. Aslında bir insana başkalarının bir ithamda ya da lütufta bulunmaları olabilir. Ama kendin için bunu söylememen lazım belki de bilemiyorum. Yani bu aptallık falan değil hani bu söylenmemesi gereken bir şey değil kendinle ilgili. Evet jönüm diyecek. Anlatan yani. Ondan sonra Hülya Avşar gibi çıkarlar. Derler ki Türkiye'de jön yok. Yok ya dersin. Ben varım dersin. Ama aslında. İşte kimin ne dediğine çok takılmıyor anladım. Yani ona da takılmayacak kim dolayısıyla. Kim dediği Hülya Avşar'dan hani sen jön değilsen ona da takılmayacak. Sen jönsün diyenlere takılmıyor. Ben ne hissediyorum ona bakıyor. Bence bu çok kıymetli bir şey. Tamam işte kendini jön hissetmiyormuş. Yani o hissediyorsa da o onu alttan ne diyorsanız uygundur benim için. Ben çok güzel buldum bu açıklamayı. Tabii elbette de evet. Yani ben daha standartın altında bir açıklama buldum. Evet. Daha cengaver olması lazım diyorsun. Evet peki. Yoksa ne? Ha yatırım konusunda da kedi köpek mamaları harikulade ama %20'lik KDV inecek mi? Ne zaman insin? Soruyoruz. Onlar hani kedi Eros için adalet diye bas bas bağırıyoruz. Aynen. Ya da başka yavrularımız için ama gidiyorum ben mamayı alıyorum %20'si KDV çok büyük oranda. Pırlantadan KDV almıyoruz. Kedi mamasından ve bir canı besliyoruz. Ondan niye gülüyorsun? Ebru haksız mıyım? Yok bu sabah kedinin peşimden gelip mama arayışı geldi evet de yani, ben de kanalın içinde mama arıyordum. Acaba buralarda nerede 300 var? 300 liralık diye. Mala sen 360 lira ödüyorsun. Evet. Neymiş? %20 KDV varmış ama beslenmesi lazım o yavrunun. Evet yani nasıl olacak? Evet doğru. Valla o konuda duyarlı arkadaşlara çok sevgi selam. Dün bir Nisan şakası yapan oldu mu sana? Yok ya, dün bir Nisan mıydı? Şaka gibi bir gündü gerçi. Peki, olarak. Aynı oyuna giden Dilan Çiçek ve Deniz Deniz'de Dilan Çiçek Deniz aslında ismi. Dilan diye geçiyor değil mi? Sen Dilan mı dersin, Çiçek mi dersin mesela? Onun? DDC diyoruz biz ona. Güzelmiş, o da güzelmiş. Kameralar karşısında ikisi de aynı oyuna gitmişler Ertuğrul'la. Yok, DC değil mi? DC'de. Artık her neyse, Dilan'cım diyelim. Menajeri ve muhabirlerin anlaşması oyuncuya soğuk terler döktürdü. Çünkü kendisine bir Nisan şakası yapıldı. O anlara verdiği tepkiler. Beyler bir detay alıp Dilan Hanım'ı gönderiyorum. Ciddiyiz bu konuda Dilan Hanım. Şahane. Şahane röportaj yapmayacağız. Şahane. Bundan sonra sizi çekmiyoruz. Niye ne oldu? Öyle gerekiyor. Teşekkür ederim. Hayır. 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 Ya olur mu öyle şey? Gidiyoruz. Ne yapıyor abi diyorum ben konuşmayacağım şimdi. O zaman Nisan 2 şakası 100 tane şey düşünüyorum. Ne olmuş olabilirim? Ne olmuş olabilir? Biz Nisan 1 yaptık. Siz Nisan 2 şakası yaptık. Ama konuşmayın. Menajeriniz, basın danışmanınız hepsi işin içinde. Hallettiniz mi? Ben konuşmayacağım. Teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Gizli
gözyaşlarınızı görüyorum. Çok, çok evet. Sevdiğimiz, çok sevdiğimiz evet, ünlü kovboyumuz. Evet, kovboyumuz. Nasıl bir giriş bu? Tarzınızdan hiçbir zaman vazgeçmiyorsunuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nisan'da çakamızı nasıl buldunuz? Bana denk geliyor hep ya böyle şeyler. Niye öyle oluyor? Vallahi kötü şakaymış. Kimsenin başına gelmesin. Düşünsene. Gidiyorsun. Herkes çekiliyor senden önce. İşte meslektaşların, ünlüler vesaire sırada. Sen geliyorsun. Kusura bakmayın. Sizi çekemeyiz. Of. Başından aşağı kaynar ya. Sular iner. Ne yapmış olabilirim hayatı acaba? Film şeridi gibi geçer. Hele öyle ki oyuncu arkadaşlarım, magazinci kardeşler böyle bir tavır tepki koyduğu zaman. Derdilerdi. Kimin tavuğuna kış dedim ben acaba? Zaten orada bir şoka uğruyor. Evet. Ay ben şok diyor yani. Hani ne yaptım ki? İyi peki süper. Geçiştiriyor ama mesela bu devam etseydi menajeriyle konuşur. Ne oldu ya? Falan filan diye derdi herhalde. Gider konu uzayabilir. Çok tatlı. Ne kadar da güzel karşılamış bunu. Çok da güzel gördüm ayrıca. Peki buyurun. Ruhuna ne diyorsun? Çok tatlı. Evet. Çizmeleriyle, saçlarıyla, kıyafetiyle bence yani yaşına çok uygun. Bir ara böyle daha farklıydı. Şu an işte yüzüne yaptığı bir takım talihsiz de diyor kendisi zaten. O estetikler fazla olmuştu. Dilan'ın ifadesini yani. Bozmuştu. Şu an tekrar eskiye dönmüş. Ha erimiş, yenisi gelmiş zamanı. Evet. Bir de şey tabii birkaç gün önce böyle kovboy takılıyor. Los Angeles civarlarındaymış anladığım kadarıyla. Ha. Herhalde papucu da oradan aldı almış getirdi. Almış olabilir. Çok da yakışmış. Tarz baktığın zaman bir kızılderili tarzı var. Var var. Evet. Geçer o da. O da geçer. Moda. Peki buyurun. Şimdi Yasemin Allen'ın sevgilisi ortaya çıktı. Gördük. Hatta bir oyunda oynuyorlar. Murat Cemcir'le Ahmet Kurallı'la biliyorsun. Evet. Çok fazla ayrılmışlardı. Kamera karşısına geçtiler. Bizim arkadaşlar da konuştu. Özellikle beyefendinin tavrı tarzı. Değil mi? Evet. Amerika'dan geldiği için biraz Türkçe'yi de az konuşuyor kendisi. Evet. Gala'nın premieri vardı. Büyük Aşkların Sonuncusu isimli hayırlısı oyunda. Olsun. Bütün bu güzel arkadaşlarımızı da gördük. Hayırlı Yasemin'cim olsun. Çok heyecanlıydı. Oyunun ayrı bir heyecanı var. Bir de sevdiceği de onu izliyor. İzler. Kolay mı yani dedi. Hadi bakalım ne söylemiş. Nasıl? Çok iyi ya. Değişik karakterler. İlkini en fazla sevdiğim ikiydi kesinlikle. Evet, büyük aşıkların sonuncusu ve birbirinin son aşkı olan iki insan. Neler söyleyeceksiniz? Sen başla. Yani Erdal'ın burada olması benim için yani çok motive ediciydi. Dediğim gibi tanıdığım, sevdiğim insanların seyirci arasında olması beni çok çok motive eden bir şey ama özellikle çok yakınlarımın, annemin de orada olması, Erdal'ın da orada olması benim için çok çok özel bir geceydi gerçekten. Aralarda oynadığım zaman hani baksam mı bakmasam mı çok heyecanlanacak mıyım yoksa görmezden mi geleyim derken onun varlığını hissetmek benim için çok değerliydi yani. Umarım beğenmişsindir. Çok çok iyiydi. Kesinlikle mükemmeldi. Çok İlk defa zaten Yasemin'i canlı bir şekilde performans verirken, performans yaparken gördüm. Türkçem biraz kusura bakmayın. Amerikalardan buraya bunun için geldim. İlk başta teşekkürler tabii davet ettiğin için. Mükemmeldi gerçekten. Tekrar gelmek istiyorum. Evet, ayağına şey. Sağlık. Biz aslında efendim ikinizin buluşmasını çok merak ediyoruz. Nasıl oldu diye. Ha, ortak arkadaş demiştik. Evet. Demiştik. Evet, evet, evet. MI6'den bana bildiri geldi. Evet. Aslında bu bilgi gizli. Söyleyemeyiz, söylesek. Gerçekten ortak evet, arkadaşımızdan evet. Bu arada. Yani öyle o şekilde. Ortak arkadaş. Benim bir yakın arkadaşım var. Bilmiyordum. Beraber takipleşiyormuşuz. Ben onu ziyaret ederken işte Yasemin'e denk geldim. Oradan ben de geri dönecektim evime, Amerika'ya. Öyle bir gel bir kahve içelim oldu. Evet. Neyinden etkilendiniz? Onu soralım. Yasemin mi? Evet. Güzelliğini herkes görebiliyor zaten değil mi? Açık açık söyleyeyim. Güzelliği kapının önüne getirdi beni. Ve kişiliği içeride tuttu. Bu kadar. Aslında Türkiye'de de içeriklerde çekiyorsunuz efendim. YouTube'dan da aslında biz sizi takip ediyoruz ama Yasemin Hanım'la birlikte bir içerikte oluşacak mı? Ama düşünüyoruz bir şeyler ya. Aynen aslında her gün bunu böyle şeylerini yapıyoruz, doğaçlamalar yapıyoruz kendisi. Çok evet. Eğleniyoruz zaten. Ya yani çok çok centilmen bir insan, çok nazik ve düşüncelerini, her şeyini kişiliğini çok sevdiğim bir insan. İnşallah güzel şeyler yaparız. Efendim çok da aslında birazcık da utangaçta duruyorsunuz ama bu tarz konuları konuşmaktan çok da hoşlanmıyorsunuz. Utanıyorum. Farkındayız. Anneniz de burada ama tanışma oldu mu?
Oldu tabii. Evet. Oldu. Evet evet kesinlikle. Evet. Sunan'la tanıştım. Evet. Yani ben ilk başta bilmiyordum Sunay Yıldız'ı olduğunu. Evet. Zor, bilmiyordum. Şaşırdınız. Tabii ben eve döndüm, Amerika'dayım, kamerada konuşuyoruz. Ben de diyorum kime benzetiyorum. Şimdi işte ben işte çocukla fotoğraflarım falan böyle paylaşıyoruz birkaç fotoğrafımızı. Kamerada konuşuyoruz. Maalesef uzun mesafeli ilişkiler böyle oluyor. Da bana kendi bir çocukluk fotoğrafını gönderdi. Annemle beraber falan. Dedim, bir dakika ya annen dur, ben annenin filmleriyle falan büyüdüm. Ki Yeşilçam'ı çok severim. Ama saygı duyduğum bir şey. Meğer o yüzden sevmiş beni. Evet. Ondan sonra evet yok yok. Bazı bilgileri de FBI gizlemiş galiba sizde. Evet. Evet. Ya da gizlememiş, ben konuşamıyorum. Peki Yasin'in ben Türkiye temelli yerleşme var mı? Orta bir yerde buluşuruz diye düşünüyorum. Evet, yani mesafe sorun olmayacak, onu diyebilirim. O yüzden Yasemin için her şey. Aşk, büyük aşk. Ben onlara bakarken heyecanlandım gerçekten. Yani birbirlerine bakamıyorlar bile heyecandan, mutluluktan. Ay Allah devam etsin. Amin. Çok mutlu oldum. Birbirlerine böylesi bir destek. Daha yeni Ebru'dur ya. Yeni de. Yani ne yeniler de görüyorsun bazen Muratçığım, öyle deme. Yani şimdi bir ilişki var, uzak mesafeli de bir ilişki. Çok da umurunda olmasaydı kalkıp 12 saat, 15 saat uçup buraya gelmezdi galasına katılabilmek için oyununun. Belli ki değer veriyor karşılıklı. Belli ki o bir gidiş geliş onlar için bir uzun süreli bir şey olacak. Tabii canım Chicago'da değil herhalde. Oradan bilet parası bile ne kadar. Tabii. Her şey göze alınmış, maddi manevi yani. Tabii. Evet. Ama temelli olarak gelir misin diyor arkadaşlar. Gelirim diyor. Demiyor. Demiyor. Mesafeler mu? Önemli değil. Ha. Ne demek? Evet. Dolayısıyla hep beraber görürüz ama yakın bir tarihte bu FBI hikayeleri falan var ya, bu abimiz de oradan yürür. Yakında dizilerde falan filan görürüz. Cevval bir polis hadiseleri oluyor ya Türkiye'de. Bazen. Öyle niye olmasın? Baksana tavır olabilir tarz olarak da kameralara çok da uzak değil yani. Yasemin de Hollywood'a gidebilir, biliyorsun kendisi İngiliz asıllı aynı zamanda yani. Gitsin canım falan. Gitse giderdi yabancı şimdiye kadar ya. Yabancı dili çok iyi yani, onu demek istiyorum. Ya gitse giderdi şimdiye kadar da, dur bakalım. Ama oyuncuya daha yeni başladı ya tiyatrosuna. Neden hemen işe getirdik aşkı? Bir dakika ya. Aşkları hayır, çok güzel. Hayır, işe getirmedik. Bence evlenebilirler. Hayır, yani elbette de hani sadece şimdi adamın orada bir kurulu düzeni var arkadaş. Bir tabii görecek canım. Edecek, bakıyorlar ediyorlar. Gözler miyop falan oluyor belki ama hani birbirlerine fotoğraf gösteriyorlar falan filan. İnternetten gidiyor geliyor işler. Nereye kadar? Böyle bir iki gidiş gelişte olur mu olmaz mı? Dolayısıyla bir dizi teklifi gelir, birdenbire işler değişir. Hop İstanbul'un uzun süre bebeğinde ilişkiler... yürüyüş yaparken görürüz bunları. Gider mi sence uzun süre ilişkiler? Bitmeye mahkum olur. Senin cümlelerini kullanayım. Aşk varsa her şey olur. Evet. Ne bileyim, uzakta olunca her şey yürür diyorsun. Senin yani cümlelerin ne? Niye kendi cümleni kuramıyorsun mesela burada? Merak yani, ediyorum bu da, gerçekten. Yani, ben gitmez şey diyeceğim. Ay öyle deme diyecek. Demeyecek. Gitmez. Kim diyecek? Gitmez diyorsun. Evet. Tercih ikisinden biri büyük bir fedakarlık yapacak. Uzak ya dediğin oraya... yani buradan Kadıköy değil, değil ki. Tabii. Buradan Ankara değil. Buradan Ardahan. Buradan Tunus değil. Amerika. Paris, Londra hani değil. Saat farkı da saat çok farkı büyük. Yani. Saat farkı. Bir süre sonra orada ama karışıyor. Ama güzel, heyecanlı işler bunlar. Hadi bakalım, hayırlısı bakalım. Olsun. Mutluluklar dileyelim. Çok yakışmışlar bence. Ya benim gerçekten Seda Bakan doğallığı diye bir şey var. Yani konuşurken de, oynarken de, normal hayatında da her zaman doğal, her zaman bu kadar gerçek bir insan gördüğüm için ben çok mutluyum. Bu çok kıymetli bir şey bence. Yine sevgili Seda, arkadaşlar da işte aynı oyunun galasında ne çok insan gitmiş bu arada. Karşılaştıklarında sorulara nasıl cevap veriyor? Buyurunuz efendim bütün doğallığıyla. Kıyafet detayı alabilir miyim? Tabii ki alabilirsiniz. Çok buyurun. Zayıf çektiğiniz güzel. Sürece... Altın kaplama ayakkabılarımız. Artık altın alamayınca kaplamalarına doğru indik. Yani dikkat eder misiniz çok böyle pahalı şeyler giymemeye? Hayır, pahalı şeyler alıyorum ama böyle alıp da yani mesela bunlar... 3 senedir falan var yani, 2 senedir mi ne yani, öyle sürekli yeni bir şey almıyorum kendime. Sizin kavramınız nedir peki? Şimdi öyle bir açalım. Kavramınız sizinle aynı. Benim pahalı kavramım aynı çünkü artık sorumluluklarımız var. Çocuk okullarının fiyatları biliyorsunuz ki gündemden düşmüyor aşırı derecede. Sanki anaokulunda tıp okuyacak ya da anaokulunda mühendislik okuyacak şekilde fiyatlandırma yapıyor okullar. Kim kime ne yaparsa. Aldığım hiçbir şeyden, hep heveslenerek alıyorum. Aldığım, eve gittiğimde aldığım hiçbir şeyden memnun olmuyorum. O beni asla tatmin etmiyor. Yani parayla saadet olmuyor kısacası.
nasıl bir öz eleştiridir bu? Bir şey alıp eve gittiğimde asla mutlu olmuyorum. Parayla saadet olmuyor. Ama yani her defasında aynı hatayı yapıyorsan da orada bir bakmak lazım bir aynaya. Ben ne yapıyorum ey Seda demek ya lazım değil mi? Ya hızlı alışveriş ya da böyle çok arada kaldığında bir şey alırsın sonra eve gelip ya ben bunu neden aldım çok dersin. Çok beğenerek istekle alıyormuş ama orada. Oluyorsun, ama eve geliyor demek ki klasik bir model yani Seda Hanım evet. Baktığın zaman. Orada ilginç bir şey görüyor. Böyle saman alevi gibi. Sonra eve geliyor hay Allah falan. Git değiştir daha klasik bir şey al. Şu güzel mesela. Evet üstündür. Çok güzel bence de. Değil mi? Hı-hı. Yani bir de az paralarda değil bunlar. Bak çocuk eğitimi falan hani anaokuluna bayağı para harcıyorlarmış. Güzel bir gönderme yaptı orada gerçekten. Güzelmiş. Evet yani şu anki durumun gerçeği de bu. Ona göre aslında parayla hayatta saadet olur ya niye olmasın? Hem de çok güzel olur. Alası olur. Ya nasıl kullandığında alakalı seni mutlu etmek. Bak aldığı şey onu mutlu etmiyorsa o onu oraya yoruyor. Hani başka bir şey yapar belki daha mutlu olur. Ya parayı hayatından çıkar. Ya canım, bunu 10 bin lira mi alan emekli abimize mümkün soralım, mi ablamıza soralım parayla saadet olur mu? Ne diyorsun ablacığım? Tabii canım. Yani, olmaz mı? Yani, dünya bunun üzerine tabii kuruluyor. Tabii ki olur. Tabii ki olur. Peki buyurunuz. Konu Macaristan'da bir üniversite çiftlerin iletişim tarzlarını incelemiş Macaristan'da. Bize çok yakın onlar biliyorsun. Evet. Bireylerin eşleriyle ve evcil hayvanlarıyla, senin paper'la mesela, iletişimlerinin analiz edildiği çalışmada ilginç sonuçlar var. Şöyle bir şey, özellikle uzun süredir birlikte olan çiftler bebek ve köpek dilinde iletişim kuruyorlarmış. Yani konuşmadan, hareketlerle mi? Vallahi işte nasıl bebek dili nasıl, ocobac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 
yapıyorlarmış Ebru'cuğum. Birbirleriyle konuşurken çiftler abartılı yüz ifadeleri. Oh, ah. Herhalde öyle bir şey. Yani evet. Çünkü abartılı yüz ifadesini verdiğin zaman artık kelime, cümle kurmana gerek yok. Bitiriyorsun orada. Hı hı. Sen konuşuyorsun mesela. Ah diyorum. Evet. Orada takılıyor. Evet. Basit dil ve yüksek ses tonları kullandığı da belirlenmiş. Hani belirlenmiş. Güzel. Birbirleri kek pepek bebek dilinde konuşan eşler. Zaman içerisinde aslında lep demeden leblebiyi anlamak, gözünün ucuyla baktığında onun ne demek istediğini anlamak gibi birbirini tanımaktan geçen bir hikaye. Hadi konuşmaya fırsat kalmıyor, gerek kalmıyor ya da artık da konuşacak kelime de kalmıyor. Mesajlaştığın zaman kelime kurmuyorsun. Eski mağara adamında adam ne yapıyordu mağara insanı? Şekillerle. Aynen öyle. Ona geliyoruz yani. Emojilerle. Bu da ya dikkat. Ya da işte bu da var. Birazcık böyle fazla buralarda konuşmaya çok da fırsat kalmadan. Ne demiştin sen şimdi seni dinliyorum deyip sonra tekrar konuşurken buraya dönmek gibi şeyler yapıyoruz maalesef. Bu da dikkat çekmenin etkili yoluymuş. Bu konuşma tarzı bebek konuşması veya anne dili olarak tarz benziyor. Oynuyor canım. Anneler, ne yapıyorsun? Aşko şeylere. Kuşko ne yapıyorsun? Evet. Aşko kuşko falan filan böyle yani. Bu 50 yaşında da olsa böyle konuşan kadar arkadaşları görüyorum ben. Aman Allah. Aman gerçekten. Değil mi? Ama işte demek ki araştırma doğru valla. Bebeklerle evet, yani ve evcil hayvanlar. Geliyor mu mesela? Bir kadının bir erkeğe ya da tam tersi bir konuşma şekli sence sempatik mi? İnsanlar nasıl mutlu oluyorsa öyle konuşsun. İstediğin gibi. Aynen. Kız arkadaşın sana öyle konuşsa mesela. Bayılırım, bayılırım, yerim, yerim. Hayır seviyorsun sen öyle konuşmayı. Tabii sen sevmiyor musun? Ben bir erkek bana öyle konuşsa hiç istemem mesela. İşte tarz meselesi Ebru. O yüzden senle ben olmuyoruz. Zaten olmuyoruz kadınlara daha birazcık daha şey yapılmış hani uygun bulunmuş bu durum. Onun için ne bileyim ben ne öyle çok konuşurum ne de konuşulmasını istemem açıkçası. Buyurunuz. Evet. Peki. Şimdi ehliyetsiz direksiyon başına geçmiş ve Murat Acı'yı hayattan koparmıştı. Olay sonrası annesi Eylem Tok'la birlikte yurt dışına apar topar kaçmışlardı hala. Hmm. Oradalar Türkiye'nin haftalardır konuştuğu bu kazanın ardından bir ehliyetsiz sürücü dehşeti daha yaşandı. Bir grup genç yaya yolundan karşıya geçerken araçlar yavaşlayıp yol verdi. Ancak bir araç o yavaşlayan araçlara bakmaksızın tam hız devam etti. İşte o anda olanlar oldu. Yazar Eylem Tok'un oğlu ehliyetsiz direksiyon başına geçip Murat Acı'yı hayattan koparmış, annesiyle apar topar yurt dışına kaçmıştı. Türkiye'nin konuştuğu o kazanın ardından bir ehliyetsiz sürücü dehşeti de İstanbul Beylikdüzü'nde yaşandı. Yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan gençleri gören bu araç sürücüsü yavaşlayıp yol verdi. Ama arkadan hızla gelen başka bir araç 17 yaşındaki Muhammed Selim Müminoğlu'na çarptı. Çok hızlı bir şekilde geçti. Ben kıl payı kurtuldum. Arkamdan da arkadaşım gelmiş.
Ona çarptı araba. Yaklaşık bir 20 metre kadar sürüklendi. Aracın çarptığı genç savrulurken sürücü ise bir süre durakladıktan sonra gaza basıp kaçtı. Orada bir duraksadı. 2 saniye sonra direkt basarak kaçmaya devam etti. O kaçış uzun sürmedi. Yakalanan sürücünün 17 yaşında olduğu ortaya çıktı. İşlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ehliyetsiz sürücü kurbanı gencin sağlık durumuysa ciddiyetini koruyor. Şimdi anlık hikayeler bunlar gerçekten. Ehliyetsiz bir insan. Ders de almıyoruz. Vallahi Ebru şimdi biz 18 yaşında ehliyeti veriyoruz değil mi? Neredeyse tüm toplumlar gibi. Demek ki 18 yaşında bir barem konmuş ki 18'in altı yani senin direksiyonuna geçmemen gerekiyor. Bazı beyinsel uzuvların şu bu falan çalışmadığı için. Yani o anlarda ne yapacağını bilemediğin için 18'inden sonra ehliyet alabiliyorsun. Dolayısıyla bu arkadaşların direksiyona geçmemeleri gerek ve şart. İşte görüyoruz nedenini. Ve bir taraftan da ibretlik bir ceza vereceksin bunun gibilere. Artık 17 yaş küçük bir yaşta değil. Tabii ki canım. Orada yaya geçidinde insanlar geçiyor, otobüs duruyor ama sağ şeritten bak solda değil, sağ şeritten gelip resmen biçiyor. Hem de hızını arttırarak ve hiçbir şekilde durmuyor ileride. Sadece bir frene basıyor yine devam yine ediyor. Devam böyle bir insanlık dünyanın hiçbir yerinde yok. Dediğim gibi ibretlik bir ceza vereceksin bu insan evladına. Herkese de ders olacak. Ve o anda sadece yaya geçidinden geçiyorlar. Bak yaya geçidinden onlar da genç. En az o aracı kullananlar kadar. Aynı yaşlılar belki de. Yavaşça araçlar durduktan sonra duraksayarak geçiyorlar. Biri son anda kendini kaldırıma atıyor ve bir diğeri maalesef yakalanıyor. Nereden bilsinler tabii ki. Onlar yolunda gidiyorlar. Bak araçlarda durmuş gayet normal olması gerektiği şekilde. Ha, tutuklandı ama bu yetmez. Yani en ağır cezayı, ibretlik cezayı göreceğiz. İşte eylem tok diyoruz, yavrusu diyoruz, ya çaldı kaçtı. Örnek. Bu da gitse Amerika'ya kaçsa, hadi bakalım yapanın yanına kar kalacak bir yerde mi olacaktık? Olmaz. İbretlik cezayı vereceksin kardeşim. Evet. Neymiş öyle, geçen gün de verdik. Babasının anahtarını çalıyor, cadde cadde, sokak sokak dolaşıyor. İki tane küçük kızı yaralamıştı, öldürebilirdi evet. De. Burada da öldürebilirdi o insanların ama refleksi bak, olmasaydı. Yaşam mücadelesi veriyor bu talihsiz ya. Genç arkadaşım şu anda. Allah şifa versin. İnşallah toparlansın hayatı. İnşallah. Ama Murat Açı hikayesinde gördüğümüz gibi hayatını da kaybedebilirdi. Evet. Ve birkaçını da kaybedebilirdi Allah aşkına. Yani bu senin benim de başımıza gelebilirdi. Allah. Benim ablam, senin yavrun, onun bilmem nesi. Yani dolayısıyla ibretlik bir ceza gerek ve şart artık bu insanlara. Çığırından çıkıyor bu işler. Hadi bakalım. Bir de sürat. Bir de basıp devam etmek. Yani o da kaçtı işte. Ne farkı var? Allah'tan ki yakalandı. Yurt dışına kaçmadın en azından. Amerika'da nefes kesen bir kovalamaca yaşandı. Polisten kaçan şüpheli ters şeride girdi. Yoluna devam film etti. Film işleri yine. Aynen film işleri. Tam yakalanacakken başka bir araca yöneldi. Oradan da kaçmaya çalışırken bu vücut kamerasına yansıdı polisin ve yansıyan görüntülerle birlikte yakalandı. İşte sonrası. Polisten kaçtı, nefes kesen kovalamacayla yakalandı. Amerika'da kaydedilen görüntü aksiyon filmlerini aratmadı. Aile içi şiddet şüphelisi aracıyla polisten kaçtı, önce ters yöne girdi. Bir süre ilerledikten sonra polis araçlarının darbesi sonucu hasar alan otomobilin lastikleri patladı. Aracı kontrolden çıktı. Ama bu sefer de başka bir araca yöneldi. Tam kapıyı açacaktı ki araç sürücüsü gaza bastı, şüpheli metrelerce işte böyle sürüklendi. O kovalamaca polisin ateş açmasıyla son buldu. Şüpheli yaralı olarak gözaltına alındı, tedavisinin ardından da tutuklandı. Valla büyük cesaret. Hani biz de görüyoruz böyle olayları, hani sonunda yakalanıyorlar elbette, onlar da cezaları alıyorlar ama hani orada polise karşı gelip böyle bir yürümek, yani değil polise hani adım atmak, hesap sormak, sen kimsin, ben kim oldum biliyor musun konuşmasını zaten o cümleyi kuramazsın, cümle baştan kesilir. Bu hareketi yapmak, hani böyle bir zihniyet yetişmiş bir toplumda, bu kadar kurallara bağlı yürüyen bir ülkede diyelim, bunu yapmış olması için gerçekten
Gözünü tamamen kararmış olması. Tabii çok büyük bir suç işlemiş ki kaçıyor. Aynen. Baksana kaçış haline. Aynen. Amerika'dan bize yansıdı. Hadi bakalım. Bizimkiler de örnek alıyor. Böyle şeyler yapmaya çalışıyor. Yapmayın. Evet, sen Şebo'yu tanıyor musun? Şebo'yu evet duydum biliyorum. Oyuncu Şebo. Evet. Fareler ve İnsanlar oyununda rol aldı. Ve verilen komutlarla Şebo bir köpek efendim. Kocaeli tiyatrocu kardeşlerim Şebo'yu sahiplendiler. Kadroya dahil ettiler. Afişte var mı acaba kafasını şöyle gösteriyor mudur değil mi? Bakalım sahnede ne yapıyor Şebo efendi? Sokaktan sahiplenildi, tiyatro kadrosuna dahil edildi. Sevimli köpek Şebo, tiyatro severlerin en sevdiği oyunculardan biri oldu. Kocaeli'de yaşayan Dinçer Yılmaz Sigalı, geçen yıl sokakta Şebo'yla karşılaştı. Alıp evine götürdü, sevimli köpek kısa sürede aileye alıştı. Yağmurlu ve böyle fırtınalı bir gündü. Dayanamadım, montumun içine soktum ve eve götürdüm. O dönem sahnelenen Fareler ve İnsanlar oyunundaki Dolore rolü için bir köpek aranıyordu. İlk akla gelen aday Şebo oldu. İnanılmaz bir partner, çok keyifli bir partner. Sahnede ne yapacağını çok iyi bilen bir partner. Onunla oynamak benim için korkunç bir keyif. Provalara katıldı, tüm komutları yerine getirdi, rolü kaptı. Tabii iyi, iyi. Fena birine benziyor. İyidir, iyidir ama oyuna gitmek lazım. Şahane. Sahneye nasıl bir sıcaklık katmış, nasıl sevilmiş, sevildiğini biliyor. Ve onlarla beraber görevinin başında. Harika. Bir de maaşını biliyor musun? Ha? Karın tokluğu ve sevgi. Çok tatlı. Çok Şebocuğuma tatlı. Sevgi selam. Aynen. Olsun. Sen takmışsın hemen ben de takıyorum. Tak Ebru'cum. Nedir bu iğnelerimizin anlamı? Bugün 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dostlar. Otizm bir eksiklik, hastalık değil bir farklılıktır. Farklılıktan daha doğrusu fark edelim onları. Hı-hı. Ve sevgi dolu enerjilerini hissedelim. Gördüğünüz üzere bizim için otizme kırmızı yak. Evet. Kırmızı ışık yak diyoruz. Kırmızı ışık yakıyoruz. Doğum Otizm Vakfı'na sevgilerimizi gönderiyoruz. Çok değerli çalışmalar yapıyorlar. Otizmin tek çaresinin de erken tanı ve yoğun ve sürekli özel eğitimdir. Dolayısıyla bu konudaki hem farkındalığımızı hem de desteklerimizi asla unutmamalıyız. Geçen yıl maviydi ya ben mavide kalmışım. Bu yıl kırmızı evet. Dostlar. Bol bol kırmızı giyip çıkalım bugün sokaklara. Aynen öyle. Hadi bakalım. Aynen öyle. Harika. Peki, reklam mı diyelim peki? Reklamlar mı diyorsun? Bilmiyorum ki ne diyoruz. Hadi peki, bakalım buyurun. Reklam diyelim. Efendim yarına kadar hayatın akışına kapılıp kendinize vakit ayırmayı ve bizi yarın sabah izlemeyi unutmayın. Yarın saat 8'de görüşmek üzere. Hoşça kalınız. Hoşça kalın.